Hayırlı işler, iyi günler. Sağ olun, iyi günler. Erdal abiye selam söyleyin. Aleyküm selam. Tamam, benden hızlısın. Kazandın ha. Bu ne? İddiayı kazandın ya. İddiaya girmedik ki. Ben iddiayı sevmem. Sen bilirsin. Hoş geldiniz çocuklar. Senin çocuk bir alem amca ya. Yarışı o kazandı ama parayı almıyor. Ben iddiaya girmedim. Biliyorum. Benim Yunus'um kumar oynamaz ki. Sen de iddiaya girme Servet. En güzeli alın teriyle kazandığın paradır. Bir de amcanızdan ve babanızdan gönül rızasıyla aldığınız paradır. Hadi benden dondurmayın. Teşekkür ederim baba. Teşekkürler amca. Rica ederim. Selamun aleyküm Süleyman. Aleyküm selam Nuri abi. Bizim borcu kapatayım diye geldim. Tamam abicim, buyur. Kusura bakma abi, beklettim. Önemli değil Süleyman. Abi tam 940 lira tutuyor. Yanlış hesapladın galiba. Borcum 1250 lira olacaktı. Abi bak. Plastik boyalar. Kapılar için yağlı boya. 5 fırça. Tam tamına 940 lira abi. Cevdet abin öyle söylemişti de. 1250 lira mı dedi? Evet. Hata yaptı herhalde. Sen 940 liraya ver, hesabın tamamdır abi. Peki. Buyur Süleyman. Tamamdır. Allah bereket versin. Bereketini gör. Hadi sana hayırlı işler Süleyman. Sağ ol. Sağ ol abi. Oo, merhaba Nuri Usta, nasılsın? İyidir Cevdet. Merhaba. Merhaba. Sen malzemeleri seç usta. Tamam. Hayırlı Süleyman. Abi. Hı. Ne var, ne oldu? Abi bak, bu üçüncü oldu. Ne üçüncü oldu? Yine müşteriye fazla fiyat söylemişsin. Ne? 940 liralık malzemeleri 1250 lira demişsin. Yine doğrucu davutluk mu yaptın sen? Oğlum senin yüzünden batacak bu dükkan ya. Kar oğlum o, kar. Kar değil abi. 940 lira içinde karımız var zaten. He. Gerisi hile. Ticaret hiledir zaten. Değildir abi. Öyle ticaret kul hakkına ihanettir. He. Haramdır. Tamam tamam. Vaaza başlama yine. Seçtim boyaları Cevdet tamam. Abi. 52 kilo bir de yağlı tamam. Boyalar. Sen üstüne biraz ilave edip fazla fatura kes. Ben bina sahibini hallederim. Tamam. İlave ettiğinin yarısı benim ama. Tamam mı? Anlaştık. Tamam tamam. Hallederiz, merak etme sen. Hayır abi. Ben buna izin vermem. Ben burada oldukça buna izin vermem. Yeter abi ya, yeter ya. Bu kadar da olmaz ki. Şey, ben gideyim. Ya usta, usta. Hayırlı bekle işler. Gel buraya usta. Usta. Yaptığını beğendin mi şimdi ha? Ne bu tavırların? Oğlum bu kafayla, dürüstlük edebiyatıyla ticaret yapacak olursak ooo batarız lan, batarız. Ben batmaya razıyım abi. Ama çocuklarımın kursağına haram lokma girmesine razı değilim. Olamam abi. Rahmetli babam bu dükkanı bize verirken harama bulaşmayın demedi mi? Ticarette hile yapmayın, dürüst olun demedi mi? Babam eski kafalıydı. Hem o dönem başka, bu dönem başka. Onun yaptığını yaparsan nalları dikersin, anladın mı? Ben böyle ticaretin içinde olamam abi. Kusura bakma. Ne yapıyorsun? Buraya kadar abi. Kendime yeni bir dükkan açacağım. Hilesiz, hurdasız, helalinden. Yapamayacağım abi. Abimsin. Sana nasihat edemem ama son bir ses söyleyeceğim. Kendini düşünmüyorsan oğlunu, Servet'i düşün abi. Ona haram yedirme. Haram yaramaz. Sen ne diyorsun be? Elbette oğlumu düşünüyorum. Her şey onun için. Ben kazanacağım, o yiyecek. Ben rahat etmedim, o rahat edecek. Haramın rahat olmaz abi. Çek git lan, çek git. Bana akıl verme. Gerizekalı. Alo. Tamam tamam, gönderiyorum siparişi. Tamam.
gerizekalı. Buyur Şenay abla. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay Cemile Hanım, ben bildim bileli eşyalarınızı aynı hiç değiştirmediniz ayol. Aa, ne koltuk takımları ne perdeler var kız taksitle. Deşme derdimi Şenay abla. Bizimkine söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Geçen gün Tülay Hanımlardaydım. Yeni bir koltuk takımı almışlar, görme. İnsan oturmaya kıyamıyor kız. Allah Allah, bu vakitte pek gelmezdi ama ne oldu ki? Neyse ben gideyim artık, beyin geldi. Otursaydın. Yok yok, gideyim. Peki. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sonra görüşürüz Cemileciğim. İyi akşamlar. Görüşürüz ablacığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine gel. İnşallah. Ben de beklerim. Gelirim ablacığım. Kapa kapa. Güle güle. Hadi bekleme. Görüşürüz. Süleyman, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Süleyman. Abimle tartıştık. Nermin! Nermin! Geldim, geldim. Hani nerede yemek ya? Ay, insanın iki ayağını bir pabuca sokuyorsun, ısınıyor. Öf, sabır mı kaldı be? Bir an önce yiyelim yemeğimizi. Daha oğlan gelmedi. Neredeyse gelir. Ben acıktım ya. Zaten asabım bozuk. Ne oldu? Aklı sıra bana akıl verecek. Sanki ticaretten anlıyor da. Nereye giderse gitsin be. Anlatsana, ne oldu? Biraderimiz dürüstlük abidesi Süleyman Bey işten ayrıldı. Ayrıldı mı? Kendi işini kuracakmış. Ya ne piyasadan anlar, ne ticaretten. Ya bir de gelmiş bana ahkam kesiyor. Yok harammış da işte, yok helalmiş de. Bu devirde bunları düşünecek olursak. Ya silme sapla olan ya. Benim bildiğim Süleyman her zaman dürüst konuşur. Biz yamuk muyuz yani ha? Heh, dürüstmüş. Hadi sen de koş yemeği. Babacığım ben geldim. Yavaş baba. Oğlum yavaş. Aslan oğlum benim, servetim. Baba yeni bir telefon çıkmış. Süper bir şey ya. WhatsApp'ı var. Böyle ekranı büyütüyorsun. Hadi ya, iyiymiş. Bak ne diyorum baba. Sen bana telefonu al. Ben de sana böyle bir teşekkür getireyim okuldan. Ha? Ulan sen uyanıksın ha. Hemen de pazarlığa giriyorsun. Babamı ne olayım? Aferin oğlum, hep böyle ol. Amcan gibi saf olma. Oğlum kalk ellerini yıka. Tamam anne. Çok acıktın mı? Yemeğini koyayım mı? Yok. Yunus gelsin ondan sonra. Ailece yenince bereketli olur. Nereye takılmıştır kim bilir. Hah, geldi işte. Bak geldi aslan oğlum. Nerede kaldın oğlum? Özür dilerim anne, özür dilerim babacığım. Osman dedenin yanındaydım. Tek başına yaşıyor ya, yardım ediyorum ona. O da bana Kur'an öğretiyor. Yakında sureleri okumaya başlayacağım. Beynimi iki öp geleyim. Hadi çabuk ol. Oğlumuz adam olacak Cemile. Aferin oğlum. Her gün bir uğra Osman dedeye. Sevaptır. Ayrıca ne güzel bak. Kur'an da öğreniyorsun. Aferin sana. Hadi bakalım. Aferini de aldın. Oğlum ahlaklı. Dürüst olsun da gerisi önemli değil benim için. Heh.
Paralı olsun, paralı. Bu devirde her şey para. Önce dürüst olsun. Dürüst olsun tabii. Babası işini abisine bıraksın, kendisi işsiz güçsüz kalsın. Olsun, para da neymiş canım? Bizim karnımız ahlakla, dürüstlükle doyar. Cemile. Allah aşkına şu evin eşyalarına bak. Hepsi demode. Hala kirada oturuyoruz. Elimizde ortak bir dükkan vardı. Onu da abine bıraktın. Allah büyük Cemile. Yeni küçük bir dükkan budur. Kendi yağımızda kavruluruz. Allah bize huzur versin. Önemli olan bu. İleride bu çocuk ne yapacak? Ona ne bırakacaksın? O güzel ahlaklı olsun yeter. En büyük zenginlik bu. Bu Cemile. Ye sen de çabuk. Al bakalım. Bunlar senin. Sağ ol baba. Ama bak bu telefonun aynısından istiyorum. Alacağım oğlum aynısından. Sen şimdi bununla oyna. Cevdet. Sağ ol hanım. Şımartma oğlanı bu kadar. Sen karışma hanım. O benim geleceğim, her şeyim. Servetim o benim, servetim. Öyle değil mi lan? Aslan babam benim. Eskiden çok yoksulluk gördüm ben. Ayağımda yırtık potinlerle gezerdim. Her şey senin için oğlum. Artık tek başımayım. Süleyman da karışamayacak. Onun yüzünden rahat satış da yapamıyordum. Kâr edemiyordum. İşi öyle büyüteceğim, öyle büyüteceğim ki. O zaman dile benden ne dilersen. Her istediğini alacağım senin. Sen de ne istersen karıcığım. Sana villa bile alacağım, villa. Göreceksin. Aman ben huzur istiyorum sadece. Salak olma be sen de Süleyman gibi. Para olmadan huzur olur mu? Zengin olunca göreceksin huzur nasıl olurmuş. Dur dur çarpma dikkat et. Aman yavaş. Aferin benim oğluma birinci oldu. Aferin oğlum. Anne. Ne oldu? Anne çok sıkıldım. Otobüs kaçtı oğlum ne yapayım bekleyeceğiz. Cemile. Aa Nermin. Gelsenize gideceğiniz yere kadar götürelim. Aa. Hadi bin yenge buyur. Peki. Hadi oğlum. Sevdin mi profiterofu? Ah canım benim. Amca, o profiterol değil ki. Ne peki? Patrofel. Çok sever amcası bilirsin. Bilmez miyim? Onun için getirdim ya Yunus'u buraya. Ne var ne yok Cemile, Süleyman nasıl? Ne olsun Nermin abla, biz aynıyız. Aynı tas, aynı hamam. Maşallah haberler sizde. Sen asıl işi gör yenge. Şirket bir büyüdü, bir büyüdü. Ciro da tabii ki. Önce bizim dükkanı yapı markete çevirdim. Sonra ikincisini açtım. Şimdi zincir oluyoruz. Ya yakında dünya markası yapı marketlere rakip olacağız. Bu devirde çok uyanık olmak lazım tabii. Yoksa büyümek kolay değil. Çok kâr edeceksin, az vergi vereceksin. Bırak vergileri başkaları ödesin. Ne demişler? Devletin malı deniz. Cevdet. Dedim zamanında senin kocana. Bırak şu akılları, gel büyüyelim dedim. Dedim de dinletemedim. Takmış bir dürüstlük edebiyatına. Ticaret, ticaret hiçbir şey umurunda değil. Ah bilmez miyim Cevdet abi? Benim kocam iyidir, hoştur da bu konularda inatçıdır işte. Hayır anne, yanılıyorsun. Babam inatçı değil, ilkeli. Hah, bu da babasının avukatı işte. Kendi de babası gibi olduğundan hık demiş burnundan düşmüş. Yenge, bak buradan da bizim eve gidelim. Ay ne iyi olur, hasret gideririz. Ye paşam ye. Aferin.
Buyurun. Hadi geç Yunus'cum. Buyurun buyurun geçin. Cemile'cim geç 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 buyur. Nasıl? Ay koltuk takımınız çok güzel. Vallahi yenge bunları yurt dışından getirttim. Kol koyma yerleri ceylan derisi. Yunus'cum gel seni Servet'in yanına götüreyim. Peki. Gel. Kocan ortaklıktan ayrılmasaydı sizin için de iyi olacaktı ama dinletemedim. Servet oğlum bak Yunus geldi. Hoş geldin. Ne haber Servet abi? İyidir amcaoğlu. Bugün 20 filmde bir sürü oyun indirdim. Tanesi 2 liradan hesapla. Kısa günün kârı. Bak bu oyun harika. Amerika'da bile yeni çıktı. Sana 1,5 liraya veririm. Sağ ol. Benim oynayacak vaktim yok. Tamam hadi 1 lira olsun. Yok sağ ol. Ya kusura bakma be kanka. Tolga abi beni bekliyor. Gitmem gerek. Tolga abi de kim? Patronum sayılır. Ben filmleri oyunları indirip ona veriyorum. O çoğaltıp satıyor. Tanesine 2 lira verdiği gibi satışlardan da komisyon alıyorum. Korsan iş yapıyorsun yani. Korsanlık mı kaldı oğlum bu devirde? Millet istese kendi indirir. Ama biz onlara hizmet ediyoruz. Boşuna yorulmuyorlar. Kusura bakma kanka, iş beklemez. Bu televizyonu yeni aldık. Full HD. Renkler cam gibi. Hay anasını, bir de açabilsem şunu. Oğlum nereye? Tolga abi bekliyor anne. Hayır. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Bak Cemile yengen seni görmeye gelmiş. Önce bir hoş geldin de. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Bak Yunus da seni görmeye geldi. Yalnız mı bırakacaksın? Yunus'cum bu tabak da senin. Sağ ol yenge. Kusura bakma iş bu beklemez ki. Adam mal bekliyor. Kusura bakma misafir geldi diyemem ya. Oğlum nereye? Karışma çocuğa Nermin. Sen git oğlum git git. Kusura bakmıyorsun değil mi? Yok canım biz yabancı mıyız? Önemli olan kazandığı para değil. Ben daha fazlasını veririm. Ama maksat çocuk hayatı öğrensin. Ticareti öğrensin. Adam bu yaşta günde net 100 lira kazanıyor neredeyse. Vergi yok bir şey yok. Ya Cevdet yapma şunu çocuğa. Yaptığı iyi bir iş mi yani? İnternetten çalma çırpma. Karışma sen. Ne anlarsın ticaretten sen? Bu zamanda para böyle kazanılıyor. Her şey mübah. Yengeciğim. Kerata bir de Zeki. Bak bak. Şimdi bir numara bulmuş. Amerika'da yeni bir oyun ya da film çıkıyor ya. Ama internete düşmedi. Ne yapıyor bizimki? DVD'nin üstüne o filmin adını yazıyor. İçine başka film koyuyor. Çoğaltanların filmi seyredecek hali yok ya. Babasının oğlu işte. Ama amca alan adam anlamayacak mı? Ya sen de tam babanın oğlusun. Oğlum adam korsandan DVD'yi alırken seyredip de mi alıyor? Sen neler yapıyorsun Yunus? Okuyorum. Oku bakalım oku. Nereye kadar okuyacaksın? Sonunda işsiz kalıp amcanın kapısına gelirsin. Söyledim ya abi. O da tıpkı babası. Bizim birader ne yapıyor diye sormayacağım. Hala yerinde patinaj yaptığından eminim. ne yapsın? Anne gidebilir miyiz? Çok dersim var. Bu peynirin, bu sütün, bu da sıvı yağ. Hepsi 12 lira teyzeciğim. Hay Allah, 11 liram var evladım. Süt kalsın bari. Yok teyzeciğim olur mu? Sonra verirsin 1 lira.
unuturum ben oğlum. Canın sağ olsun. Hatırlarsan verirsin. Sağ ol oğlum. Ama sen hatırlat bana, olur mu? Tamam teyzeciğim, aşk olsun. Allah razı olsun. Ben geçireyim, yardım edeyim kapıya kadar. Sağ ol evladım. Rica ederim. Güle güle, yine bekleriz. Yeni bakkal dükkanın hayırlı olsun kardeşim. Aleykümselam abi. Buyur. İçeri geç. Geç abi, buyur. Fazla vaktim yok ama şöyle 5 dakikalığına ilişeyim bari. Yolda senin çocuklara rastladım. Bize götürdüm. Ya yengen özledi hepinizi. Ama senin ufaklık dersin var diye tutturdu. Hı? Ya seninki çok saf. Hala ders çalışıyor. Benim oğlan gibi uyanık değil. Bak bak, bizimki şimdiden acayip iyi para kazanıyor. Ne içersin abi? Yok yok, ben bir şey içmeyeceğim. Evde çay içtik zaten. İşim var. Hemen gideceğim. Ya içim el vermedi çocukların otobüslerde sürünmesine. Duraktan aldım onları. Hatta profiterol seviyor diye profiterol yedirttim. Sağ ol abi. Seni de merak ettim. Bir göreyim dedim. Ya aslında küçükler büyüklere gelir ya ama. Hadi neyse. Bir ihtiyacın var mı? Sana destek çıkayım. Sağ ol abi. Ben senin abinim. Allah'a çok şükür yok bir ihtiyacımız. Belli belli. Ya oğlum biraz mal koyarsın, mal alırsın dükkana. Böyle iyiyiz abi. Düşünmem bile yeter. Sağ ol. Ya korkma oğlum. Söyle, sen benim kardeşimsin. Ya senden faiz alacak değilim ya. Yok abi, ben idare ediyorum. Oğlum hala keçilik yapıyorsun ya. Peki sen bilirsin. Benden günah gitti. İşini büyütürsün, çocuklara üst baş alırsın dedim ama hala inadın inat. Bu son model telefonlara da alışamadım ya. Heh, oldu. Alo. Tamam oğlum, tamam. Yükleyin, gönderin. Kim geldi dedin? Hay Allah, benim adıma özür dile, ben hemen geliyorum. Ya birader, mühim bir müşterim gelmiş. Bana müsaade. Yunus, al oğlum şunu, harcarsın. Yok. Benim param var amca, sağ ol. Ulan birader, bu tıpkı sen ya. Tıpkı sen. Yenge, görüşürüz. Artık evi biliyorsun, bekleriz. Ayağına sağlık. Sen adam olmazsın. Vallahi olmazsın. Yürü. Cemile. Sus. Cemile bir dakika dur. Nereye? Cemile. Bak Cemile, beni dinle. Hayır Süleyman. Dinlemek istemiyorum. İstemiyorum, anladın mı? Dinle beni. Hayır. Abinin evini gördüm. Saray, saray. Ya bizim ev? Şu halimize bir bak. Dürüstlük edeceğim diye her şeyi ona bıraktım. Bizi de kibirinle süründürüyorsun. Aşağı Cemile. Ne kibiri? Ben hamd ediyorum sadece. Hem neyimiz eksik ki? Geçiniyoruz işte. Neyimiz mi eksik? Neyimiz tamam sence? Cemile. Bırak Cemile. Beni. Bırak. Beni bir dinle. Bırak dedim. Yeter be, yeter. Cemile. Dinle beni. Bırak. Cemile, kapıyı aç. Bırak dedim. Cemile. Cemile. Git artık, rahat bırak beni. Sen bana kızmıyorsun değil mi oğlum? Aslan oldum bir. Bizim birader hiç değişmemiş Nermin. NATO mermer, NATO kafa. Hala inat. Ya sen hangi devirde yaşıyorsun? Niye değişsin ki? Doğru yaptıklarını mı bozsun? Doğru mu yapıyor? Delirdin mi sen? Ya neyi doğru yapıyor, neyi? Kıytırık bir bakkal dükkanı açmış. İçinde doğru düzgün mal yok. Para vereyim dedi. Ne de olsa kardeşim. Destek çıkayım dedi. İstemem dedi. Ulan biraz mal al, koy dedim. Ama nerede o kafa?
Onda kafa olsaydı şimdi beraber giderdik. İkimiz el ele verip paraya para demezdik. Nermin, niye fırfır dönüyorsun başımda? Cevdet, farkında mısın ama Servet hala gelmedi. Aman ya, otur şuraya. Koca çocuk, kaybolacak değil ya. Koca çocuk mu? Daha 12 yaşında. Kime diyorsam. Servet! Tolga abi! Ben beklesin dedim. Niye parayı alıp hemen tüydün? Abi eve geç kaldım. Babam kızıyor eve geç gidince. Hem ödevlerim birikti. Oyna film indir, onları DVD'ye aktar. Yapamadım. Bak Servet, ben niye beklesin dedim? Bilmem abi. Nereden bileyim? O zaman söyleyeyim. Uzun süredir müşterilerden şikayet geliyor da. Bilmem ne filmi alıyoruz, içinden başka film çıkıyor. He? Allah Allah. Ya, bir kontrol edelim bakalım. Bizim adamlardan hangisi bize kelek yapıyor? O yüzden beklesin dedik. Getirdiğim filmleri kontrol ettik, bir de ne görelim. Hiçbiri DVD'nin üzerinde yazan filmler değil. Abi nasıl olur? Bilmem, onu sen söyleyeceksin. Diyorum ki, acaba bize en yeni film diye kakaladıklarını internetten bulamayıp eski filmler çekip DVD'lerin üstüne mi bastın? Üzerine de yeni filmlerin ismini yazmış olmayasın sakın ha? Konuşsana. Yok abi. Ulan hırsız ergeli. Bize de mi löle lan? Bize de mi löle ha? Lan iç. Konuşsana lan. Lan ergeli. O DVD'lerden kaçar tane bastık biliyor musun? Biliyor musun lan? 3 gün içinde 20.000 lira getirmezsen herkesin önünde eşek sudan gelene kadar döveriz anladın mı? 3 gün içinde 20.000 lira. 3 gün 20.000 lira. Hadi gidelim bu taraftan. Ne oluyor lan burada? Ne yaptılar sana? Gel buraya bir elini yüzünü yıkayalım. Şişt. Sen gazete okumaya devam et. Bunları odasından topladım. Şunlara bak. Para kazanacağım diye bunları okulda arkadaşlarına satıyor. Olacak şey mi? Öğretmeni söyleyince inkar etmiştim. Dokunma. Ne zararı var çocuğun satış yapmasının? Benim oğlum işini bilir. Cevdet, saçmalama. Okul orası pazar yeri değil. Sen düzenbazlıklarından vazgeçmiyorsun. Bir de çocuğu yakma. Cevdet, bırak da okusun, adam olsun. Derslerine kafa yorsun. Korsanlığa değil. Bu kadar varlığımız var. Ama inan, hiçbir içime sinmiyor. Haram mal. Ne biçim konuşuyorsun sen ha? Ne yani? Sen bana hırsız mı diyorsun? Ben zekamla para kazanıyorum. Anamın ak sütü kadar helal. Sen karışma aklın vermediği işlere. Ya bu CD'yi daha önce basmıştı bu olan ya. Acaba serisini mi yapıyor, ne yapıyor? İyisin değil mi? Yok yok, iyisin iyisin. İyi iyi. Oğlum senin ne işin var öyle korsanlarla? Ne yapacaksın sen şimdi? Bilmiyorum. Peki baban zengin mi? Hı hı. Vermez mi 20.000 lira? Hayatta vermez. Lan oğlum ne uğraşıyorsun böyle küçük işlerle? Ne kazanacaksın ki sen bu işten? 300-500 lira kazanacaksın. Ben sana daha büyük paralar kazandıracağım da sen aklını kullanmıyorsun. Bunlar 3 günde olacak işler değiller. Peki ne kadar sürede kazanırım 20.000'i? Sana bağlı ama en fazla 15 gün.
Dur bakalım. En iyisi biz bir düşünelim. Sen şimdi bana şu Tolga abinin adresini, telefonunu ver. Ben bir konuşayım. Belki 10-15 gün mühlet alırım. Ya vermezse? Verir verir. Çocuğun babasında öyle para yok derim. Ben ödeyeceğim derim, bir şekilde onu ikna ederim. Belki de biraz da avans vermek gerekir. Ben şimdi sana başka bir iş vereceğim. Ucunda para olsun da abi, ne olursa olsun yaparım. İyi o zaman. Hemen başla. Bunlar ne abi? Ne demişler? Üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. Sen şimdi bana şunu söyle. Var mısın, yok musun? Bak, senin borcuna kefil olacağım. Var mısın? Servet, oğlum gel bakayım. Gir içeri, gel yanıma, gel. Ne getirdin eve? Ne var cebinde? Yok bir şey. Oğlum, ne oldu yüzüne? Oğlum. Kavga mı ettin? Anne, yok bir şey. Ne oldu oğlum, söylesene. Tam paramı aldım, eve geliyordum. 4 kişi karşıma çıktılar. Üstünde ne kadar para varsa ver dediler. Ben vermem dedim. Kavga etmeye başladık. Kalabalıktılar. İkisi kollarımı tuttu. Paramı alıp kaçtılar. Vay serseriler. Benim oğlum ha. Bak şimdi ben onlara neler yapıyorum. Görürler. Hemen polisi arıyorum. Anne. Benim emniyet müdürünü tanıyan bir müşterim var. Bizzat emniyet müdürüne intikal ettireceğim olayı. Oğlum geç içeri. Geliyorum ben şimdi. Nasıl arayacaksın 155'i ha? Niye arayamıyormuşum? Ne diyeceksin? Oğlumuz korsanlara CD sattı, eve dönüyordu mu diyeceksin? Sormazlar mı bu saatte 12 yaşındaki çocuk neden sokakta diye? Peki sence şunu sormazlar mı? Çocuğun üzerinde neden bu kadar fazla para var diye ha? Ne oldu lan bizim iş? 7 değil mi bizim numaraya? 7 tabii oğlum, 7. Ne de olsa çocuk lan. Şimdi böyle zengin çocuklarıyla 10 tane zengin okula girdik mi İhya oluruz. Ne kadar mal verdin? Şimdilik biraz ekstazi. Daha sonra da ağır mallara gireriz artık. Çok iyi, buna sevindim. Sevin tabii oğlum, sevin. Vallahi ahad. Allahü samet. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekulluhu küfüven. Ahad. Oldu mu babacığım? Aferin Hasan oğluma. Bir daha okuyayım mı baba? Oku oğlum, bir daha oku. Kuvallahu ahad. Allahü samet. Lem yelip ve lem yulet ve lem yumet. Cemile, duyuyor musun? Oğlumuz Kur'an okuyor.
Bizim en büyük zenginliğimiz bu işte. Onun sağlığı, başarısı, dürüstlüğü, böyle Kur'an okuması. Bundan daha büyük güzellik olur mu? Duyuyorum Süleyman. Şükür sana ya Rabbim. Biraz da paramız, malımız olsaydı. Para her şey mi Cemile? Sen bana kızıyorsun. Bir bakıma haklısın. Sana istediklerini alamadım. Ama sizi darda da bırakmadım. Harama mecbur etmedim. Geçinip gidiyoruz. Huzurumuz, sağlığımız yerinde Allah'a şükür. Bak. Benden abim gibi ticarette hileye rıza göstermemi bekleme. Bunu yapamam. Yaparsam ben biterim. Ölürüm. Ticarette hile yapan, hile yapmayı alışkanlık haline getirir. Hileyi normal görür. Hileyle yaşar. Karısına, çoluğuna, çocuğuna bile hile yapar. Sana, çocuğumuza hile yapmamı ister misin? İster misin Cemile? Yeter artık Süleyman, yeter! Yeter! Ortak, sattın mı hepsini? Evet abi, peynir ekmek gibi. Her gün satış daha da artıyor. Güzel güzel. Bugün işte borcun bir haftaya biter. Sonra artık zengin oldun. Abi, bizim sınıftakilere birazcık ucuza veriyorum yalnız. Olsun olsun, dert değil. Çaktırmadan ver paraları. Torbayı. Bu seferkiler başka kafa. Daha pahalı. Onları üst sınıflara sattı. Ne var içinde? Yarın yine burada buluşuruz. Olur abi, burası iyi. Okulun hemen yanı. Kaçıp gelirim hemen yani. Yeni malı kaçtan vereyim abi? Kaçtan mı? Eyvah polis! Polis dur, kaç, kaçmayın! Kaç. Kaçmayın polis! Gel buraya, yakaladık seni. Abi. Kaçamazsın. Abi! 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 Al abi, buyur. Buyur abi. Eyvallah. Cemile hoş geldin. Hayrola? Hemen gideceğim. 50 lira versene, pazardan biraz sebze meyve alacağım. Hay Allah. Biraz evvel toptancı ödeme yaptım. Kasadan o kadar para çıkmaz ki. Ne zaman çıkar ki zaten? Hadi boşver. Dur dur, şimdi komşu esnaftan borç bulurum. İstemez kalsın, bizim için borca girme. Cemile bekle, otur şuraya. Tamam Süleyman, tamam. Meyveyi sebzeyi de yemeği veririz. Ya dur ya, bu dükkanın da bir bereketi var. Gel sana bir çay söyleyeyim. Sen çayını içene kadar 50 lira toplanır zaten. Çok şükür Cemile, sen de buradasın. Abi ne oldu, ne bu hal? Sorma sorma, dükkanı kapat, hemen bize gelmeniz lazım. Biz mahvolduk. Abi soluktan da öyle anlat çünkü. Servet'in okulundan telefon etmişler. Nermin bayılmış. Allah'tan yandaki komşu bizdeymiş de bana telefon ettiler. Niye bayılmış? Ya dedim ya, Servet'in okulundan telefon etmişler. Ne olmuş Servet'in okulunda? Ya polis Servet'i tutuklamış. Suçüstüymüş. Ne? Ne suçu Cevdet abi? Ya okulda uyuşturucu satıyormuş. Ne? Ne? Doktor birazdan kendine gelir dedi. Ne olur siz Nermin'le kalın. Benim bir avukat bulup hemen karakola gitmem lazım. Abi ben seninle geleyim. Araba kullanacak halde değilsin. Tabii tabii. Biz yengemin yanındayız. Siz gidin. Bir şey olursa doktorun telefonu burada. Tamam. Hadi gidelim. Sağ ol Cemile. Hepiniz sağ olun. Allah'tan buradasınız. Hadi abi hadi gidelim.
Servet. Oğlum. Tamam yengeç. Servet'im. Cemile. Yunus. Servet nerede? Ne oldu oğluma? Sakin ol yenge. Cevdet abiyle Süleyman karakola gittiler. Avukat da götürecekler. Allah'ım. Sen kurtar oğlumu ne olur. Yunus. Gel oğlum. Biz Servet'i senin gibi yetiştiremedik. Görüyorsun değil mi Cemile? Bu ev, eşyalar, araba hepsi boş. Hepsi cehennem ateşinin odunu sanki. İşte. Ben de çok büyük hatalar yaptım. En çok da Süleyman'a haksızlık ettim. Sen beni affet oğlum.